Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kuru fasulye yemeği tarifimle geldim. Bugün kuru fasulye yemeğimi farklı bir şekilde yapacağım. Görüşmek üzere. Şimdi kuru fasulyelerimi akşamdan 1,5 su bardak kuru fasulyemi ısladım. Soğanlarımı doğradım. Kuru fasulyemin içine soğanlarımla kuru fasulyemi şu an haşlıyorum. Pişmeye yakın bir adet patatesimi ince ince kıydım. Onları da koydum. Şu an kaynamak üzere. Daha sonra tekrar yine görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar kuru fasulyemin suyunu süzdüm. Pişti şu şekilde haşladım. Bir çay bardağı zeytinyağımı tencereme koydum. Sıra geldi biberlerimi koymaya. Şöyle biberlerimi şu şekilde soteleyeceğim. Şimdi geldi salçamı koymaya. Bazı salçam bir müddet kavurduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı unum var arkadaşlar. Ben kuru fasulyemi genelde bu şekilde yaparım. Ve hiç dokunmaz, rahatsız da etmez. Suyunu da mutlaka süzerim. Haşladıktan sonra. Bunu toplamaya başladım. Toplamaya başladıktan sonra bir küçük domatesin kabuğu koyulmuş. Onu da ilave ettim. Bu şekilde biraz da kavurduktan sonra domateslerimi biraz özleştikten sonra suyumu ilave edeceğim. Suyumu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Bu arada soğuk su koyuyorum arkadaşlar. Diğer türlü sıcak suyla unum dağılmaz, topaklanır. O yüzden soğuk su ilave ediyorum.
Kremamız ölçüsü de bu şekilde. 1 litreye yakın. Şimdi bir miktar karabiber. Bir tatlı kaşığı yeterli. Bir tatlı kaşığı tuz. Ben göz kararı koyuyorum. Siz birer tatlı kaşığı koyarsınız. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika sebzeleriyle suyunu kaynatacağım. Ondan sonra kuru fasulyemi içerisine koyacağım. Ama bu arada karıştırıyoruz tabii. Unumuz yine de kaynamaya başlayınca topaklanmaması için bir süre karıştırıyoruz. Evet, sıra geldi. Kuru fasulyemi boşalt. O kadar lezzetli oluyor ki ben yemeklerimde genelde sebzeyi severim yemeklerim içinde. Az da olsa mutlaka koyarım. Pandemi döneminde biraz da biliyorsunuz sebzeli yemeklerin çok faydası olduğunu. O yüzden mutlaka sebze kullanırım. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Bir 10-15 dakika pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra sunumda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuru fasulye yemeğim pişti. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.